Sayın Genel İdare Kurulu Üyem, İl Başkanım, partimizin çok değerli mensubu, değerli yönetim kurulu üyeleri, arkadaşlarım, partimize gönül vermiş Taraklı'da bizimle beraber köy köy kış şartları demeden çalışmış çok değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, yoğun bir mahalli idareler maratonundan geçtik ve Taraklı'da küçümsenmeyecek bir başarı elde ettik. Daha önceki seçimlerde Taraklı'nın oy oranlarını sizlere ifade etmeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar, genel seçimde Taraklı'da alınan oy oranı 3.78. 2009 yılında belediye seçiminde alınan oy oranı %1.1. Biz geçmiş olduğumuz dönemde, yani 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde almış olduğumuz oy %36.3. Bu oy oranıyla iktidar olduk değerli arkadaşlar. Bu oy oranıyla iktidar olduk. Yani Türkiye'de herhangi bir siyasi parti %36.3 aldığı takdirde iktidar olma ihtimali çok büyüktür. Yani biz bu partimizin oy oranını buralara kadar getirdiysek, bu bayrak yarışında bu bayrağı en üst seviyeye kadar getirdiysek, ulaştırdıysak, bundan sonraki arkadaşlarımızla bu seviyeyi daha yukarılara çıkartmak için elinden gelen bütün gayreti sarf etmeleri lazım. Şimdi bu mücadelede bir ara verildiği takdirde, bir boşluk verildiği takdirde, inanın bu oy oranları çok daha aşağılara inecektir. Bunu dikkate alarak da bizlere bu kadar oyu bahşeden bu taraflı hemşerilerimizin yanına bir fazla giderekten bu oy oranlarını yükseltmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bizim görüntüdeki beklentinin içinde olduğumuz oy oranı değil bu oran. Çünkü biz Taraklı'da geçtiğimiz senelerde görev yaptığımız zamanlarda Taraklı'ya çok şeyler kazandırdık. Her şeyden önce Taraklı'ya bir ilçe yaptık. Taraklı'ya ilçe yaptık. O zamanlar Taraklı'nın ilçe olması gündeme geldiği zamanlar Taraklı'nın ilçe olması ile ilgili hiçbir laf dahi edilmiyor. O zaman Pamukova ve Kocaeli ilçesinin il olması komisyondan geçmiş. Ancak Taraklı'nın komisyona dahi intikal etmiş en küçük bir talebi yok. Daha doğrusu bizim gücümüz ilk etapta ona yetmedi. Ancak bizim yoğun gayretlerimiz sayesinde o zaman devlet büyüklerimizin de bize yardımcı olması, Allah'ın bize Cenab-ı Hakk'ın bize yardımcı olması sayesinde Taraklı'yı ilçe yaptık. Bu basamağın en büyüğüydü. Ve şu anda eğer Taraklı ilçe olmasaydı, şu anda Taraklı diyelim bir mahalle sonunda bir yer olacaktı, bir belde olacaktı. Diyelim bir mahalle olacaktı. Şimdi biz bunu yapmakla Taraklı'nın için en büyük hamleyi yapmış olduk değerli kardeşlerim. Ha bunu yapmakla sadece kaldık mı? Bunu yapmakla sadece kaldık mı? Artık biz görevimizi tamamladık. Bundan sonra bir şey yapmamıza gerek yok dedik mi? Hayır demedik. Bütün gücümüzle şu anda iddia ediyorum, şu anda Taraklı'da yapılmış gözle görünen ne varsa, bundan 20 sene önceki şartlarda makine, alet, edevat ve ekipman imkanlarında Taraklı'da yapılmış olan ne varsa o zamandan yapılmış olan şeylerdir. Şu oturtulmuş olduğumuz salon bile benim kardeşimin belediye başkanının zamanında yapılmış olan salondur. Hem bunu yapmakla övünüyoruz mu? Hayır. Ben şu salonda kongrenin yapılmış olduğundan dolayı utanıyorum. Neden? O zamanın şartlarında Taraklı'ya en iyi hitap eden bir salon olmuş olabilir. Ama zaman içinde
bunların yenilenmesi, Taraklı'ya daha yaşa, Taraklı vatandaşlarımızın daha çok iyi şartlarda düğün yapmasına ya da böyle kongreler yapmasına ya da toplantıların yapmasını sağlayan zeminlerin ve mekanların olması lazım değil mi değerli arkadaşlar? Onun için işte ben bu salonun bu halde hala belediyeye hizmet vermesinden dolayı gurur duyuyorum. Bizim zamanımızda yapılmış olduğundan dolayı. Ancak en küçük bir adım atılmadığından, en küçük bir mesafe alınmadığından dolayı da üzülüyorum değerli kardeşlerim. Şimdi geçmiş olduğumuz seçimlerde bizim aleyhimizde çok şey vardı. Ne vardı? Aleyhimizde olan şeylerden birisi en büyük faktör İktidar Partisi. İktidar Partisi'nde olmamanın bir dezavantajı vardı. İkincisi, Büyükşehir gelecek, bundan sonra işlerimizi Büyükşehir yapacak. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi hizmet getirecek. Dolayısıyla AK Parti Büyükşehir Belediyesi'ni aldığı takdirde burası da bir başka partinin olursa buraya hizmet gelmez esprisi yayıldı ve başarılı oldu. Bunun dışında üçüncü bir faktör de Taraklı'nın yakınında yapılmakta olan termal. Şu anda yapılmakta olan, inşaatı devam etmekte olan termal ile ilgili bir sürü spekülasyonlar oldu. Neler yapıldı? Her gittikleri köyde, şimdi bize mahalle olan her gittikleri köyde en az 40-50 tane adama, 40-50 tane gencimize, 40-50 tane işe ihtiyacı olan vatandaşımıza fuar doldurdular. Dediler ki siz işe alacağız. İnanır mısınız? Yani Taraklı'da 20 tane köyü, 22 tane mahalleyi hesap ederseniz 50 taneden 1000 tane adam yapardı. Yani 1000 kişi ne demektir? 1000 tane aile demektir. 1000 kişi 1000 tane aile demektir. Taraklı'nın aile sayısını hesap ettiğimiz zaman 2000 civarında bir aile olur. Dolayısıyla her köyde, her mahallede iki haneden bir tanesini bu şekilde aldattılar. Değerli kardeşlerim, insanların ekmeğini oynamak için, onların oylarını alabilmek için, onların hayalleriyle oynamak, onların hayallerine veya iş taleplerine dalga geçmek kadar kötü bir şey yoktur değerli kardeşlerim. İnsanlarımız yeter ki birilerine iş verebilsin, birilerine ekmek kapısı açabilsin. Değerli kardeşlerim, Türkiye'de işsizlik oranına baktığımız zaman %20'lere varan bir işsizlik oranı var diye ben tahmin edebiliyorum. Yani devlet istatistik enstitüsüne vermiş olduğu bilgilere göre %9'larda. Ama bu hiç inandırıcı değil. Bu sadece iş kurumuna talepte bulunanlarla ilgili yapılan bir değerlendirme. Ama bizim mesela Taraklı'da kaç tane iş kurumuna müracaat eden işsiz arkadaşımız var. Böyle tahmin ediyorum, işsiz olup işsiz olup falan yoktur. Yani işsizliğin o kadar büyük boyutlarda olduğu dönemde yönetimde olan mahalli idareler yani belediye, ben size soruyorum değerli arkadaşlar, ben size soruyorum. Acaba 2 ay gibi bir zaman belediyede görev yapıp yapmadığını ben size soruyorum. Yani belediyeye seçilen arkadaşlarımız 2 ay Taraklı'da görev yaptığına inanıyor musunuz? Belediye seçimleri olalı 9 ay gibi bir zaman geçmiş. Ben öyle zannetmiyorum ki hiçbir belediye başkanı yurt dışına 2 defa falan çıktığını zannetmiyorum. Türkiye'de hiç belediye var mı istisnaları? Bunun çok çok istisnası var bizim burası. Taraklı Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana bırakınız daha önceki dönemleri 30 Mart'ta yapılan seçimlerden bu yana en az ben öyle bildiğim kadarıyla 4 defa benim yurt dışına gitti. 4 defa. Daha geçen ay içerisinde 2 defa yurt dışına gitti. Ve bu yurt dışına gittiğinden dolayı bir takım masraflar var.
bir takım masrafları var. Nedir bu masraflar? Gittiği zaman burada vekalet etmiş olduğu arkadaş para alıyor. Onun maaşından kesilmiyor. Ayrıca belediye başkanlığına vekalet eden arkadaşımız belediye başkanlığının günlük görmesi ne kadarsa orada oradan para alıyor. Bunun dışında Türkiye'de ne kadar fuar varsa Antalya, efendim İstanbul, Ankara'da taraflılar günü. Bunların hepsine bir araba almışlar. Bizim hanımlarımızı oralara taşıyorlar. Kendileri gidiyorlar. Ve bunlarla ilgili bir sürü masrafları yok. Değerli arkadaşlar, Taraklı'da şu anda mahalle olan, daha evvelden mahalle olmayan mahalle olan 18 tane köyümüz var. Şu anda Taraklı'nın mahallesi. Ben size soruyorum değerli kardeşlerim. Bizim Taraklı'ya mahalle olarak intikal eden, köyken mahalle yapılan bu yerleşim bölgelerimizden şimdiye kadar hangisinde bir gün çöp toplandı? Artık belediyenin işi bu. Artık Taraklı Belediyesi Taraklı'ya daha önceden köy statüsünde olup da mahalle olarak bağlanan bu yerleşim bölgelerimizin çöpünü almak zorunda. Yollarını yapmak zorunda. Ha bunların tamamını hizmetlerin tamamını ilçesinin Taraklı için. Yani orada sohbet ediyorsun. İşte bir takım kararlar alsak da yapma imkanımız yok diyor arkadaşımız. Nedir yapma imkanımız yok? Para yok, pul yok. İşte özel bankalardan kredi talebinde bulunacağız bilmem ne. Ya belediyelerin kredi talebi İller Bankası'ndan olur. Belediyeler Bankası'dır. Bunun eski adı İlbank. Şimdi yeni adı İlbank. Eski adı Belediyeler Bankası. Bize para lazım olduğu zaman gideriz oraya. Belediye meclisinden karar alırız. Belediye meclisinden kararı götürürüz. Ve dolayısıyla oradaki bizim imkanlarımız Taraklı'nın İller Bankası'ndan gelen genel vergi tahsilatından yapılan paylardan gelen paraların hesabı yapılır. Buraya verilmesi gereken miktarsa verilir. Niye almıyorsunuz oradan? Dışarıda git. Yok ki buradan alacakları bir şey yok. Alacakları bir şey yok. Olmayabilir. Olmayabilir. Belediye düzeyi, belediyedeki çalışan arkadaşlarımız, belediye başkanı ve meclis üyelerimiz buraya İller Bankası vermiyor. Biz bir şey yapamayız. Değmeye hakları ölmüştürüyor. Buraya seçilen arkadaşlarımızın kaynak bulmak mecburiyetleri var. Kaynak bulup bu vatandaşın vermiş olduğu oylara karşılığını hizmet olarak vermek zorundalar. Değerli arkadaşlar, söylenecek çok şey var. Bunları biz bundan sonra inşallah basın toplantılarıyla yaparaktan bunları tenkit edip bunları ateşleme gibi bir şeye geçmek düşüncesindeyiz. İnşallah bundan sonra bir basın toplantılarımızla sizlerle beraber olup bunun eksiklerini anlatıp bunları çalışmaya teşvik edeceğiz. Değerli arkadaşlar, lafımı biraz uzattım. Kusura bakmayın, onun için hepinizden özür diliyorum. Ve bu vesileyle sizlerle bir araya gelebildiğimizden dolayı mutluluğumuzu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.